Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webi.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza bakacak olursak doğru yanlış sorusu hemen yapalım. Karenin köşegenleri aynı zamanda açı ortaydır. Doğrudur arkadaşlar hemen bunu açıklayarak söyleyelim. Bir kare çizersek eğer bir karenin bütün iç açıları birbirine eşitti ve aynı zamanda köşegenleri açı ortaydı. Açı ortay neydi bahsedeyim hemen. Açı ortay bir açıyı ikiye bölen çizgiydi. Yani bir açısı 90 derece ise buradan bir köşegen şey yaparsak aynı şekilde bu, bu köşegen ne olur? Aynı zamanda açı ortay olur. Yani 90 açısını ikiye bölen 45-45 olarak dağıtır. O yüzden ilki doğru olacak. Eşkenar dörtgenin köşegen köşegenleri birbirine eşittir. Yanlıştır bu. Çünkü eşkenar dörtgen çizecek olursak şöyle baklava şeklinde bir şey çizeceğiz. Bunun bu köşegeni ile bunun bu köşegeni birbirine eşit değildir. O yüzden bu yanlıştır. Diğerine bakalım. Dikdörtgenin kenarları karşılıklı olarak paraleldir. Doğrudur. Zaten bir dikdörtgen çizecek olursak bununla bu paralel ve bununla da bu paraleldir. Bu da doğrudur böylelikle. Beşgenin iç açılar toplamı 540 derecedir. Hemen e, bakalım buna. Formülümüz neydi? n-2 çarpı de arkadaşlar. Buradaki n neydi? Kenar sayısı. Eğer beşgense beş kenarı vardır. O yüzden n'e 5 yazacağız. 5-2'den 3 gelir. 180 ile 3'ü çarparsak da cevabımız ne gelir? 540 gelir. Yani o zaman e, 540 derecedir dediği için de bu doğrudur içinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğruluğu sağlanabilen eşitlikler denklem denir. Bu da doğrudur. Bu da denklemin e, denklemin anlamı olduğu için de bu da doğrudur. Ve hemen ilk sorumuza geçelim. Yani ikinci sorumuz oluyor. Test sorusu olarak. Birinci soru normal olarak ise ikinci sorumuz. Sayı dizisinin modu kaçtır? Mod neydi arkadaşlar? Sayı dizisindeki en çok tekrar eden sayıydı bakacak olursak hangisi en çok tekrar etmekte? 2'den yok. 3'ten kaç tane var? 1 2 var mı başka? 3 tane var. Bakalım. 5'ten ee, var mı? 5'ten eee 2 tane var arkadaşlar. 5'ten ama 3 değil. 3 tane değil, 2 tane var. O yüzden 3'ten 3 üç tane olduğu için en çok tekrar eden sayımız bakacak olursak 3'tür. O yüzden modumuz da 3'tür. Cevap 3. Mod e, bir daha açıklıyorum. Mod Sayı dizisindeki en çok tekrar eden sayıydı. Baktığımızda 3, 3 kez tekrar etmiş. 5 ise 2 kez tekrar etmiş. Diğerleri tekrar etmemiş. Cevabımız 3'tür. Devam edelim. İkinci sorumuzda ne diyor? Ee, sayı dizisinin medyanı neydi? Kaçtır diyor. Medyan neydi hemen e, bahsedeyim. Bir sayı dizisinde e, bize karışık olarak verilebilir bu sayı dizisi. Küçükten büyüğe veya büyükten kişi olarak verilmemişse bunları ilk önce sırayı sokacağız. Ve ardından sıraya soktuğumuzda ise e, ortadakini alacağız arkadaşlar. Hemen bunları sıraya sokalım ama sokmaya gerek yok. Çünkü zaten bunlar sıraya sokulmuş bir şekilde. Biz sadece ortadaki sayıyı alacağız. Bir sayalım, sayalım sayılarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sayımız var. Eğer 9 tane sayımız varsa ortadaki, ortadaki sayımız kaçıncıdır? 5'incidir. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Hı. Bakın ortadaki sayımız 9. Medyanımız da zaten ortadaki sayı olduğu için doğru cevabımız 9'dur. Sağlamasını yapacak olursak 1, 2, 3, 4, 4 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 4 tane de burada var. Yani 9 tam ortasında. O yüzden cevabımız 9. Üçüncü sorumuz sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Aritmetik ortalama ise neydi? Sayı dizisindeki bütün sayıları toplayıp kaç sayı adedine bölmemiz aritmetik ortalamayı verirdi. Toplayalım. 10, 20 daha 30, 30 daha 60, 40 daha 100, 50 daha 150. Gördüğünüz gibi çok basit. Bütün sayıların toplamı 150'dir. 150'yi ne yapacağız? Sayı adetine böleceğiz. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. O yüzden bunu 5'e bölersek cevabımız ne gelir? 30. 30 bizim neyimizdir? Aritmetik ortalamamızdır. Cevabımız 30. Dördüncü sorumuza geçelim. Sayı dizisinin açıklığı kaçtır? Açıklık neydi? Hemen onu tanımlayalım. Açıklık ise bir sayı dizisindeki en küçük e, sayı ile en büyük sayı arasındaki farktı. Bakalım en küçük sayımız ne burada 3. En büyük sayımız ne bakalım hemen 21. X'in arasındaki fark bize açıklığı diğer adıyla da aralığı verir. 21 eksi 3'ten ne gelir arkadaş e, pardon eksi olacak bu. Eksiden 18 gelir. E, bu sayı dizisinin açıklığı 18'dir. Cevabımız da 18'dir. Beşinci sorumuz. Yaş ortalaması 12 olan 3 arkadaşın yanına yaşı 8 olan bir kişi daha katılırsa yeni ortalama kaç olur? Şimdi aritmetik ortalamada mantığımız neydi? Ee, eğer 3 tane arkadaş varsa 3 arkadaşın yaşlarının toplamı e, toplamını ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. Şimdi burada 3 arkadaşın yaşlarını toplamışlar, 3'e bölmüşler, 12 bulmuşlar. Yani biz buradan 12 ile 3'ten neyi bulabiliriz? 3 arkadaşı, arkadaşın yaşlarının toplamını bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Zaten bunlar 3 arkadaşın yaşımını, yaşını toplayıp 3'e üç, bölüyorsa 12 bulmuşlar. E biz de 3 ile çarparsak 3 arkadaşın yaşının toplamını bulabiliriz. O yüzden 12 ile 3'ü çarptığımızda 36 elde ederiz. 36 nedir? 3 arkadaşın yaşlarının toplamıdır. 3 e, arkadaşın yanına yaşı 8 olan bir kişi daha katılıyor diyor. Yani 3 arkadaşın yaşının toplamı 36, 8 yaşındaki biri de katılıyorsa ne olur? Toplayalım 44 olur. E, sayı adeti ne oldu? 3 kişi vardı bir kişi daha eklenirse 4 oldu. Daha katılırsa yeni ortalama kaç olur diyor. Yeni ortalamayı bulmak içinse ne yapacağız? 4 arkadaşın yaşının toplamı 44 ise 4 kişi varsa e, 44'ü 4'e bölersek de aritmetik ortalamayı yani 11'i buluruz. Cevabımız da böylelikle 11 gelir. 6. sorumuza geçelim. Burada ne diyor? 6 işçinin 6 günde bitirdiği bir işi 9 işçi kaç günde bitirir diyor. Buradan bir orantı kuralım. 6 işçi 6 günde bitiriyorsa 9 işçi 9 günde e, kaç günde bitirir bu 9 yazmayalım buraya. Baktığımızda işçi sayısı artarsa gün sayısı azalacak. O yüzden burada ne yapmamız gerekiyor? Düz çarpım pardon. Düz çarpım yapmayacağız. Direkt çapraz yapabiliriz. 6x eşittir 36'dan x eşittir 9 geliyor. Doğru cevabımız Bursa. Bir dakika ama. Bir daha bakalım soruyu, sorumuza. Bu soruda bir yanlışlık da olabilir arkadaşlar. Siz gene 6. soruyu fazla şey yapmayın. Yorumlarda eğer yanlış yapmışsam doğrusunu doğru yapmışsam da doğru olduğunu yazınız. Bu sorudan tam emin değilim. Çünkü ters orantımı doğru orantımı tam karar veremedim. Çünkü ters orantı gibi geldi bana çünkü işçi sayısı artarsa gün azalması lazım ama e, öyle yaptığımızda da sonuç gelmiyor buraya bakarsak. E, o yüzden 36 eşittir. Pardon, pardon. Doğru, doğru. Soruda bir yanlışlık yok. Hemen yapıyorum. 6 e, işçi 6 günde yapıyor. 9 işçi kaç günde yapar diyor. Şimdi orantımız ne? Eğer e, işçi sayısı artarsa gün sayısının azalması lazım. O yüzden ters orantı düz çarpıyoruz. 6 kere 6 36 eşittir. 9 da, e, x'i çarptığımızda 9x. Bunları 9'a bölersek eğer 36 bölü 9'dan 4 gelir. E, 6 işçinin 6 günde bitirdiği işi 9 işçi 4 günde bitirir. Bu soruda bir yanlışlık yok. Kusura bakmayın cevabımız Adana. 7. sorumuza bakalım. Düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi dış açısı ölçülerin toplamı 36 olduğu için 36 pardon 360 ne 36'sı 360'ı 8'e bölersek direkt çünkü dış açıları eşit olduğu için 8'e bölersek bir dış açısını bulabiliriz. Bölecek olursak kaç kere vardı 4, 32 oldu. 40 kaldı buradan. 40'ı da 8'e böldüğümüzde 5, 45 cevabımız bursa gelir böylelikle. 8. sorumuz yukarıdaki şekilde bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan olarak verilen karenin kenarlarına teğet olacak şekilde çizilmiş olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bunları da tabii ki formüllerden yapacağız. Yani şimdi bir ver, de verilenleri bir yazalım. Karenin bir kenarını 4 santimetre olarak vermiş. Ayrıt demek e, kenar demek zaten. Yani burada ayrıtı kenar olarak alabiliriz. Burası 4 cm. Burası da 4 cm aynı şekilde. Çünkü kare olduğu için Eşittir e, bu çizgiler böyle gelir arkadaşlar ve burada da bir çizgi oluşturabilir yani bu çizgi bu çizgi eşittir çünkü ikisi e, de eşit gördüğünüz gibi burası da 4 santimetredir. bizim e, çevresini bulmamız için dairenin neye ihtiyacımız var yarı çapına burası çap olarak da e, geçebilir çünkü eşit e, yarı çapı nasıl buluruz çapı 2'ye bölersek yani 4'ü 2'ye böldüğümüzde yarı çapı 2 2 olarak buluruz e, yarı çapımız 2. Çevreyi nasıl buluyorduk? Hemen çevrenin formülünü yazalım. Ç, çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Heh. Şimdi 2 e, pi ne? P 3 alınız diyor. O zaman 2 çarpı 3. R de yarı çap. Yarı çapımız ne? 2. Şimdi çevremizi bulduk. Bunu çarparsak sonucu da buluruz. 2 kere 3 6. 6'yı da 2 ile çarparsak 12. Cevabımız Bursa gelir böylelikle. Bu soru kesin banko bir soru. Yani sınavlarda sayılar sayıları farklı şekilde de çıkabilir. Dikkat etmenizi öneririm. Dokuzuncu sorumuz. Şekildeki O merkezi dairenin dairede AB 16 cm olduğuna göre dairenin alanı kaç santimetredir? Yani burası 16 cm. Burası dairenin çapıdır. biz, bize gereken ise yarı çapı. O yüzden 16'yı 2'ye bölersek yarı çapını yani 8'i bulabiliriz. Heh, yarı çapı 8. Şimdi alanını soruyordu. Alanımızı nasıl buluyorduk? Hemen formülümüzü yazalım. Ee, pi çarpı r kare. Yani yarı çapın karesi. Pi'miz ne burada? 3. 3 çarpı yarı çapımız ne? 8. 8'in karesi ne? 8 kere 8'den 64. 64 ile 3'ü çarptığımızda 12. Elde var bir. 18, 192. Cevabımız D şıkkı gelir böylelikle. 10. sorumuz denklem sorusu. Yapalım. 3x artı 7 eşittir 46 denklemini sağlayan x sayısı kaçtır? Hemen 3x e, ne yapıyorduk burada? Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atıyorduk. Şimdi bilinmeyen 3x olduğu için bu burada kalsın 7 diğer tarafa geçsin. Ama diğer tarafa geçerken de ne oluyor? İşareti değişiyor. Eksi olarak geçecek eğer artıysa. 46 eksi e, 7 oluyor böylelikle. Buradan sonucumuz ne geliyor arkadaşlar? 3x eşittir çıkarma işlemini yapacak olursak 39 geliyor. Şimdi 3'e bölersek her, her iki tarafı da x'i bulabiliriz. 3'ler gitti. 39'u 3'e bölersek de ne gelir? 13. Yani x eşittir 13. Cevabımız da denizlidir. 11. sorumuz. 3 gram altın 160 TL ise 5 gram altın kaç e, TL'dir diyor. Bu da orantı sorusu. Oran orantı. 3 gram altın 360 TL. 5 gram kaç TL? Şimdi eğer e, altının gramı artarsa fiyat da artar. O yüzden doğru orantıdır. Direkt çapraz çarpabilirsiniz. Ama burada çapraz çarpmak zaman kaybı. Çünkü aralarında bir kat ilişkisi var. Bunu 120 ile çarpmışlar. 3'ü 120 ile çarparsak 360 gelir. O zaman 5'i de 120 ile çarparsak kaç gelir onu bulursak doğru şıkkımızı da buluruz. 5 çarpalım. 0, 10, elde var 1. 5 kere 1, 5. Al, 1 de eklediğimizde 6. Cevabımız 600 yani A şıkkı Adana doğru şıkkımız. 12. sorumuz. Satış fiyatı 800 TL olan bir elbiseye %60 indirim yapılırsa indirimli fiyatı ne olur diyor. Yani %60 indirim yapılıyorsa e, indirimli fiyatımız ne olur? %40 olur. O, o zaman bize 800'ün %40'ını bulmamızı istiyor. İsterseniz %100 e, 800 e, %40'ı x diye orantı yapabilirsiniz ama burada orantı yapmaya gerek yok çünkü sayılar bölünebilen bir sayı olduğu için direkt yapabiliriz. Bize yani %40'ını soruyor. Direkt bu problemi böyle yazabiliriz. 800'ün %40'ı kaçtır diyor. %40 neydi? 40 bölü 100. Yani bir sayı önce 100'e böleceğiz sonra 40 ile çarpacağız. 800'ü 100'e bölersek ne gelir? Sıfırlar gitti 8 gelir. 8'i de 40 ile çarparsak ne gelir? 8 kere 4'ten 32 bir de 0 var 320 Bursa şıkkımız B yani doğru cevabımız olur. Hemen iki soru daha çözelim ve ardından videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yanına verilen ABC üçgeninde BD B açısının açı ortayıdır. Buna göre CBD açısı kaç derecedir diyor. Heh, yani bu ikisi bu iki açı birbirine eşit. Çünkü açı ortay dediği için açı ortay bir açıyı ikiye böler. Şimdi burayı bulursak burayı da ikiye bölersek ee, bize verdiği açıyı bulabiliriz. Hı. Bize burayı soruyor. Zaten burayı da bulsak burayı da bulmuş sayılırız. İkisini toplayacağız. 180'den çıkaracağız. 70, 80 gelir. 180'den 80'i çıkarırsak burası 100 gelir. 100'ü de 2'ye bölersek burası 50 gelir. Ee, burası da 50 gelir. Çünkü ikisi de eşit olduğu için cevabımız Ceyhan 50'dir. Yukarıdaki grafik bir sınıftaki öğrenci dağılımını göstermektedir. Sınıfta 12 kız öğrenci olduğuna göre kaç erkek öğrenci Vardır Yani %40'ı 10 yani yüzde 12 yüzde kız varsa geriye kalan bu burası nedir yüzde 60'tır çünkü yüzde yüzden yüzde 40'ı çıkardığımızda 60 kalır bize de zaten erkekleri yani yüzde 60'ı soruyor buradan doğru orantıdır bu hemen doğru orantıdan yapabiliriz 40 x eşittir 60 çarpı 12'den burada sıfırlar sadeleşir ardından burada bir kalır burada üç kalır. 6 kere 3'ten 18 D de deniz ışıkımız doğru olur. 18 tane erkek 12 tane kız vardır. Eğer toplam diyorsa bunları da toplayıp toplam sınıf mevcudunu bulabilirsiniz. A Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, eğer yanlışım varsa yorumlarda düzeltmeyi unutmayın. Benim dediğimin aynı sınavda yapmayın ben yanlış yapıyor olabilirim. Elinden geldiğince doğru yapmaya çalışsam da arada bir yanlışım olabilir. Kusura bakmayın. Hoşçakalın.